Evet. Harden Wall 5 karşınızda. Bayağı beklenen bir ayakkabı olmuştum ya. Ben bu ayakkabıyı almadan önce tabii ki sürekli okuyorum, ediyorum, araştırdığım için hiç beğenilmeyen bir ayakkabı oldu. Herkes işte çok rezil, çok kötü, şu bu falan demiş. Ben de hatırlarsanız geçen pazar günü, daha doğrusu bunu ne zaman yayınlayacağım onu da bilemiyorum ama bir vlogda hatırlarsanız güzel de bir vlog yapmıştım. İzlemediyseniz i harfine de koyuyorum. Mağaza gezmiştik ve Harden'i ayağıma denemiştim. Thinkshop'a gitmiştim. Aşırı hoşuma gitmişti arkadaşlar. Yani o kalitesi, o büyüklüğü, o cüssesi, ayakkabıyı göreceksin birazdan. Ondan sonra direkt tabii ki eve gelip sipariş etmiştim aynı bloğun içinde. Evet, karşımıza geldi. Adidas'tan sipariş ettim. İndirim vardı. Thinkshop'ta indirim yoktu. Orada denedim. Daha sonra tabii ki buradan aldım arkadaşlar. Thinkshop'un mağazasında indirim yoktu. Thinkshop'un mağazasında indirim yoktu. Ben normal internet sitesinde indirim var diye ben oradan almayı düşünmüştüm. Hani giyeyim deneyeyim en azından diye. Evet. İndirimli bir şekilde, 125 indirimli bir şekilde 1090-1080 liralar civarına aldım. Yine çok pahalı ama çıkış fiyatı 1450 mi 1500 civarı. Yani o civarlarda gezinen bir ayakkabıydı. Ve evet, karşınızda Harden Wall 5 Future. Ne yazıyor? Future ne merhaba falan. Future Nature mı? Gelecek doğası mı tarzı bir şey. Harden Wall 5'in üstündeki aslında bu desenleri kutuya yapmışlar. Evet. Tatlı olmuş. En azından uzaktan direkt anlaşılır bir kutuya sahip olmuş. Biraz yine vurup kırık sağından solundan görüyorsunuz. Zaten kalın bir kutu içine pek konmuyor Adidas tarafından. Evet, şöyle. O Adidas'ın en sevdiğim gönderme şekli. Evet, poşet. Poşet de yanına koymuş. Bir de ne koymuş? Aa, sevgili Adidas müşterimiz. Size özel bir indirim var mı? Yok. Ürünlerin ziyadesi falan filan. Evet, değişik bir bilgilendirme yapmışlar UPS kargo ile ulaşacağına dair. Yalnız faturası çıkmadı ayakkabının. Onu garipsedim. Üstünde de yoktu. E-fatura gönderirler E-fatura belki. da mailime gelmedi. Ben tekrar onu bir kontrol ederim. Neyse. Evet, şimdi hadi gelin açığımını yapalım sizlerle. Kağıdı ve evet. Harden Wall 5'imiz elimizde. Dın dın dın. Çok low bir ayakkabıymış. Çok low mu? Çok geniş bence ya. Şöyle Yani koyayım. yok şey daha yüksek bekliyordum. Ne bileyim. Yani Harden'lar uzun zamandır hep zaten low yapıyor. Şuraya bakar mısın? Dev, dev, ağır, kocaman, cüsseli. Değişik bir büyüklüğü var ayakkabının arkadaşlar. Hiç ben böyle görmüyordum. Resimlerde veya videolarda bu şekilde gözükmüyordu. Arkadaşlar bilmiyorum anlayabiliyor musunuz ama şu genişliği, menişliği çok büyük. Arkasının şöyle topuğunun şuraları genel itibariyle şöyle hemen altını göstereyim. Dev. Boost. Boost is life. Bu normalde ayakkabı camiaları tarafından hiç beğenilmeyen, Boost'u ne Boost'a benziyor, ne içindeki yastıklamalar güzel. Hiç böyle var ya, tamamen gömmüşler, Lycra Strike kullanılmış. O da farklı bir yastıklama tipi. Şöyle aslında Boost ortada aşkım. Boost ortada. Çevresi Lycra Strike. Hani böyle sanki iç içe iki tane yastıklama var gibi. Ben de onları tabii okuyunca ya dedim dandik bir ayakkabı olacak yine. Biliyorsun 4'ü de pek beğenmemiştim çünkü. Ama alıp kendimiz denememiz her zaman önemli, biliyorsunuz. Türkiye'de de bu işi ilk ve tek yapan biz olduğumuz için adamakıllı kullanan, kargosunu açan, performans testini yapan ve kıyaslayan sorumluluk bende yani. O yüzden alıp incelemem gerektiğini düşündüm. Ve bu şekilde de almış oldum. İstiyorsan tabanından Wall şöyle... 4 almış mıydın sen? Wall 4 vardı aynen. Hiç beğenmemiştim Wall 4'ü biliyorsun. Tabanı çok farklı ve ilginç bir taban geldi bana. Kare kare. Gerçi Step Back'in de benzeri gibi olmuş. Sert bir plastiğe sahip bence. Güzel. Özellikle şu daha şu kısımlarda, şu ince kısımlarda çok daha sert şuralarda. Şuralarda biraz daha oynadığını düşünüyorum ama dışarıda giyilebilir gibi geldi bana şu anda. İlk görüşte Boost Inside yazıyormuş yalnız. Gördün mü Evet, onu? gördüm. Inside yazısını görmemiştim. Çok tatlı değil mi Boost yazımı? Evet, Çok hoş tatlı. olmuş. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar şuralar görüyorsunuz. Harden hani crossover'lara dayalı guard gibi oynuyor ya zaten. Şuralarda ekstra çok kaliteli bence şu an ilk bakışta plastikler, katmanlar kaynatılmış. Bu da yanına yapacağınız hamlelerde sizleri tutacak. Tabii ki üstündeki şu, çok değişik kumaşlar. Baksana. Ne deniyor buna? Sence örgülü, kaliteli, kalın kumaşa benziyor değil mi? Bunlar şey deniyor ki, keçe deniyor bunlara. Keçe mi? Olabilir. Yani farklı farklı çok katman var. Yine yapacağınız hamlelerde özellikle şurası bir engel teşkil edecektir. Onun dışında şurada fuse deniyor buna. Bu yani plastiklerin eritilip üst üste kaynatılması tarzı bir şey. Ama yine o da kaliteli, hoşuma gitti. Arkaya doğru geçiyorum. O yapı tamamıyla dönüyor. Şuraya bakarsanız, dikkat ederseniz şu şeye bakar mısın? Dıştaki sağlam bir katman. İçte de deli bir yastıklama var. Topuğundan ne kadar kalın olduğunu görebilirsin bence zaten. Böyle bir kalın yüzeye basıyorsun. Adidas bunu hep yapıyor zaten. Daha geniş yüzeye basarak
sizin daha dengeli bir oyunu ortaya koymanızı sağlıyor. Şeyleri fosforlu güzelmiş. Ha, muhtemelen karanlıkta parlıyordur değil mi şuraları? Aynen. Şu içine bakmanı rica edeceğim. Şu içi var ya inanılmaz ya, görebiliyor musun? Şu pedlemelerin kalınlığı, evet. Büyüklüğü. Ayağıma bir giydim, bu ne ya oldu? Çok hoşuma gitti. Evet, sonra dili fena değil, dili daha kalın yapılabilirdi ama geniş ve ayağınızı tutacak bir dil. Ve dilde de yine bir değişik bir Harden logosu etiketi var. Şurada ne varmış? Ne yazıyor? 2019. 2019. Bunda da 12-27 yazıyor. Muhtemelen onun için anlam ifade eden tarihler, doğum tarihi genelde koyuyordu. Eskiden sokağın ismini yazıyordu mesela ayakkabısına. Şurada da bak bir şey yazıyor. Created ne yazıyor? Created James Harden. With olması lazım. W var ya, Created with James Harden Volume 5 Chapter ne yazıyor? Chapter 1 Creator. Creator. Değişik. Volume 5 Chapter 1. Acaba Chapter 2, Chapter 3 renklerin farklı farklılığından mı? Ben diğer renkleri bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Dilde yine imza var, ayakkabının imzası ve şurada bir tarih var, görüyor musun? Tarih değil de 12, sayı. 27, 19 bir tarih gibi düşünüyorum ben. Aralığın 27'si. Bilmiyorum, kızımız mı oldu, çocuğu mu oldu, evlendi mi? Yoksa Nets'e o tarihte transfer olmadı. Yani bilemedim arkadaşlar, bilenler varsa. Her ayakkabıda farklı, her renginde farklı farklı şeyler oluyor. Ama benim şu ekstra plastikler aşırı hoşuma gitti, biliyor musun? Böyle diamond. Evet. Yani ve kaliteli hissettiriyor. O yapılar kuvvetli, kullanılan materyaller. Adidas'a yakışan bir ayakkabı olmuş. Evet, İlk evde yani onu hissettim. Duruyor. Uzun zamandır Adidas ayakkabılarını böyle beğenmiyordum yalnız. Yani bir kalitesini, bir tipini bir beğenmiyordum. Bunda kalitesi beni benden aldı. Yani yakışan bu. Adidas'a genelde yakışan bu. Benim ilk başta basketbol ayakkabılarında Adidas'a vurma sebebim de buydu. Yani böyle kaliteli yapıyor olması hiç Nike'a veya normal şeylere benzemiyor. Kendi mesela en son PG5'i mi açmıştık? PG5'i açmıştık aynen. Yani çok kalitesizdi. Yani mesela onu düşününce değil mi? Onunla kıyas edince o da aslında ne kadar aldık onu? 1100 lira. Evet, aynı fiyatlar. Bak 1450 lira çıkıyor. İndirimden yine aynı fiyata buluyorsun. Bunun kalitesi apayrı hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle içine bir bakar mısın? Çok beğendim. Evet. Zaten sen o şeyleri, yastıklamaları gösterirken baktın. Değil mi? Çok tatlı. Çok hoş gerçekten. Boost. Insole. Bu muhtemelen çıkıyor arkadaşlar. Şu an çıkartmaya uğraşsam mı? Çok kalın. Yalnız çıkartırsam yerine takamayacağım. Bayağı bir sert. Hiç neyse çıkartmayacağım. Ama şöyle bir kalınlıkta arkadaşlar. Drop in insole deniyor bunlara. Yani böyle tak çıkar. Mesela bunu alıp farklı bir ayakkabıya da koyabilirsin tabii ki. Dışı uysa. Öyle tarzda bir güzellik ya bu. Hoşuma gitti. Gerçekten bu kadar hoşuma gideceğini bilseydim daha önceden alırdım. Diğer bir nokta çok ağır. Bilmiyorum hissetmek bir şey var. Bakma ister misin? Çok ağır bir ayakkabı olmuş. Değil mi böyle? Sanki bam 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 sahada böyle koşacak. Ama içinde böyle o kadar ağır hissettirmez bence. Ağırlığın büyük çoğunu şu alt sertlikten geliyor. Dediğim gibi bunu dışarıda oynarsınız arkadaşlar. Hele ki daha indirimli bulursanız. Bu şu an %25'ti. Muhtemelen bunlar %40-45'lere falan düşecektir diye tahmin ediyorum. Bazen Adidas'ın %50 indirimleri oluyor mesela. Gecelik 50 saat için 50 indirim. %50 indirim. Onu yakalarsanız alın, bir tane de dışarıda oynamak için alın bence. Cidden çok sağlam. Güzel de gözüküyor. Ben asıl beyazını almak istemiştim. 44-2/3 aldım. Yani 44.5 numara aldım. Bu şekilde genel itibariyle sevdiğim, beğendiğim bir figür oldu. Hiç beğeneceğimi düşünmüyordum. Bir de beklentisiz şaşırmak var ya, o çok keyifli oluyor değil mi? Evet. Beklentim yok nasıl olsa. Evet, gayet güzel. Ayağımıza deneyelim mi? Hadi ayağımıza merak deneyelim. Merak ediyorum. Sonra da çıkışımızı yapalım. Ben senin ayağında da görmedim. Yukarı çıkmıştım ya. Doğru, sen yoktun o şeyde. Hı-hı. Tamamdır. Şunu da çıkartalım. Ayağımıza denerken şu orada olmasın. Evet. Adidas çorapların da şekil. Evet, Adidas olmuşsun hep. Ya Adidas bu normalde gündelik çorabı. Bir türlü Adidas'ın performans çorabını bulamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler bulabiliyor musunuz? Varsa bulan bana da söylesin nereden bulduğunu. Hani sitesinde ara ara görüyorum ama anında tükeniyor. Hani almaya vaktim olmadan. Uf, içi çok değişik bir ayakkabı bu ya. Dediğin gibi inanılmaz low'muş. Resmen sanki dışarıda kalmış gibi hissettim. Oo, direkt bak şuradan vurdu. Benim görünce şu anda, dikkatimi o çekti. Şu anda vurdu. Bir de kalın yüksek bir şey. Yani şurada, şuraya oturuyorum aşağı yukarı. O yüzden çok yukarıda değişik bir his ya. Bu ayakkabının açması biraz zaman alacak arkadaşlar tahminim. Hemen böyle ısınamazsınız bu ayakkabıya. Çünkü oldukça kalın, sağlam. Yani uzun süreli kullanım için mantıklı. En güzel hatta. Böyle bir dezavantajı ve avantajı var. Yandan vurdu. Önden biraz boşluğum 45 var. 45 numara mı? Yok, 44.5 şu anda bu. Bir de 45 aldığımı düşünsene. Dev bir şey olurdu. Şu an bile ayağımda çok büyük hissettirdi. Daha kalın çorapla giyersem. Bir de şu pedlemeler yavaş yavaş ben söneceğini hissediyorum. O yüzden tam oturur da. Arkadaşlar,
Ayakkabı kırılmıyor şu anda, biliyor musun? Ayakkabı böyle kırılmıyor bak. İlginç. Belki onu sevmemişlerdir. Evet, yani çok zaman alacak bu. Muhtemelen sahada. Ama yastıklamasını şöyle bir hissedeyim. Güzel bir üst yastıklaması var arkadaşlar. Keyifli. Aynen. Baskette bu sence güzel oluyor mu? Tabii ki. Ben mesela hardball uçu çok beğenmiştim. Bu da fena değil ama çok ilginç. Kırılmıyor ayakkabı, biliyor musun? Ve şu anda bakarsan ayağın böyle hafif yukarı çıkıyormuş gibi. Yani topuk kitlenmesi o kadar da iyi değil. Ama ayakkabının esniyor olması iyi bir şey bence. Bunun esniyor olmaması bence kötü. Kötü yani basket için. Ya aslında bu tamamen senin şeyine kalmış. Kimse çok uzun süre giyeyim, alayım. Atıyorum bir sene, iki sene taş gibi olsun diyorsa bu mesela mantıklı. Kimisi de KD'ler ve PG5 de öyleydi. Giyer giymez sanki böyle birisi senin için hazırlamış giymiş ve uyumuşatmış gibi hissediyor. Bu tamamen şey, yani sevmeye bağlı. Değişik oldum ya. Pek rahat edemedim. Onu söylemem lazım. Pek rahat edemedim arkadaşlar. Direkt şuramdan hissettirdim. Muhtemelen şu bağcık içeri doğru gidiyor. Şuradan hissettirdim ve şu arka topuktan şöyle değişik hissettirdim. Niye böyle oldu anlamadım. Biraz çorabım da ince bir çorap olduğu için olabilir. Daha kalın basketbol çorabıyla giyersem daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. Çok böyle şey kırılmıyor yani. Evet, biraz o kalite hissini ayakta rahatlığa dönüştüremedik maalesef. Ama zaten bunun 2-3 hafta, belki 1 ay giyip detaylı performans incelemesini yaparım. Ama bu tarz kutu açımları da almayı düşünen, almayı bekleyen arkadaşlarım için ilk fikirlerimizi vermiş oluyoruz. Yönlendirici güzel içerik olduğunu düşünüyorum almak isteyenler için. Evet, o şekilde çıkışımızı yapalım. Detaylı performans incelemesini bekleyişte kalıyorsunuz. Bunun gibi neredeyse bütün ayakkabıların, özellikle basketbol ayakkabıların kutu açımları kanalımızda mevcut. Vloglar çekiyoruz, mağaza geziyoruz. Bu tarz kutu açımları ve incelemeler yapıyoruz. Takip ediyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük. Evet. Evet. Ayakta biraz şey oldum ya. Ayak kırıklığı. Ama yastıklaması güzel, biliyor musun? Yastıklaması tatlı bir yastıklama. Çok geniş durdu ayağında. Yani şöyle bir bakayım. Böyle bir yere yakın olduğunu düşünürsen. Değişik güzel ya. İri, çok iri. Kalın çorapla giymem lazım kesinlikle. 44.2/3 tam geldi. 45 olsaymış ayağım çıkarmış şu an bile. Ayağım böyle çıkma aşamasında. Evet.